Sevgili televizyon izleyenleri, yeni bir sektörel haberler programından herkese merhaba. Bugün TRT'de yemek ve ikramlık sektörünün öncü isimlerinden birisi olan Yüksel'in mutfağına konuk olacağız. İşletme sahibi Yüksel Hanım'la sektörü değerlendireceğiz. Bakalım Yüksel Hanım mikrofonlarımıza kendi sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak? Şimdi hep birlikte Yüksel Hanım'ın misafiri oluyoruz. Evet Yüksel Hanım merhabalar. Merhaba. Görüyoruz pırıl pırıl çok güzel bir dükkanınız var. Bize Yüksel'in mutfağının hikayesini anlatır mısınız? Kaç yılında doğdu, nerede doğdu? İşletmeyle ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. 2014 8 Mart günü başladım. Mutfağı çok seviyorum. Yemek yapmayı, ikram yapmayı. Hatta kısa bir dönem evde dışarı yapıyordum. Ama baktım ki evde olmayacak. Zorlandım. Onun için bu şekilde bir küçük de olsa bir mekan açmaya karar verdim. Dedim ki eşime ben böyle bir şey düşünüyorum. Tamam dedi. Onun desteğiyle, ailemin desteğiyle başladım. Allah'a şükür buralara geldik. İyi de gidiyor. İşimi çok seviyorum. Hijyeni, temizliği, titizliği çok önem veriyorum. Onun için elimizden geldiğince titiz davranıyoruz. Şu an benimle birlikte 6 kişiyiz. Sağ olsun arkadaşlarım, ekibim çok sağlam. Onlara da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da çok titiz davranıyorlar. İkram olarak yoğunluk çalışıyoruz. Poğaçalar, börek çeşitlerimiz, sarma, ikram çeşitleri. Yoğunluk daha çok ikram üzerine ama öğlen saati arasında 12-2 arasına kadar belli bir yemek çıkıyor. Yani aperatif, dışarıdan gelen müşterilerimiz, öğrencilerimiz gene de ev yemekleri olarak kış döneminde bu şekilde yemek de veriyoruz yani. Doğum günleri, bunun yanı sıra kahvaltı da var tabii ki. Özel etkinlikler, bu şekilde de müşterilerimizi ağırlıyoruz. Çalışan bayanlar mesela, kadınlar, ev hanımları, işte akşama misafiri gelecekse bizi öncesinden arayıp, siparişi verip, biz ona göre, saatine göre ayarlayıp hazırlıyoruz. Akşam çıkışta alıp gidiyorlar. İmdatlarına yetişmiş oluyoruz. Benim için en önemli unsur tabii ki hijyen. Temizlik, titizlik. Tabii ki sonrasında en önemlisi kalite. Ya ben kalitemi hiç düşürmedim başladığım günden itibaren. Düşürmeyeceğimi de inanıyorum. Ben evimde nasıl yapıyorsam, yaptıysam öncesi, şu an mekanımızda da biz aynı şekilde yapıyoruz. Yani ben kendim beğenmediğim, yiyemeyeceğim yaptığım ürünleri ben müşterilerime vermiyorum. Hepsi kendi el emeğimiz. Salça, biber salçası, erişte, tarhana. Perşembe günleri keşkek günümüz var. Çarşamba günü su böreğimiz çıkıyor. Dediğim gibi perşembe keşkek günümüz. Bunun yanı sıra ikramlar, börek çeşitleri vesaire bunlar zaten her gün var. Yani isteğe göre değişik tabii ki müşterinin siparişine göre değişik şeyler de yapılabiliyor. Öncelikle tüm trellere, tüm müşterilerime, hepsine ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Biz bugün buralara geldiysek tabii ki onların sayesinde. Hijyene, kaliteye, titizliğe önem veren tüm müşterilerimize, tüm trellerimize Yüksel'in mutfağını bekliyoruz.